Bugün atölyede sana kompozisyonun gereklerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Bu da fotoğrafta ritim duygusu. Fotoğrafta ritim duygusunu öne çıkarmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi çektiğimiz objeyi birazcık daha vurgulamak, birazcık daha öne çıkarmak. Özellikle fotoğrafta göze batan çirkin görüntüleri temizleyerek, tekrar eden görüntüleri öne çıkararak bu ritim duygusunun fotoğrafımıza estetik katmasını sağlamak. Ritimli fotoğraflar çekerken, yani kompozisyonumuzda ritim duygusunu öne çıkarmamız gerektiği zaman şunu önem vermemiz lazım. Nesnelerin aynı doğrultuda birbirini tekrar etmesi lazım. Yani peş peşe birbirini tekrar edebilir, aynı yüzey üzerinde birbirini tekrar edebilir. Yalnız burada önemli olan şey şu, ritmi bozan herhangi bir şey olmaması lazım. Yani diyelim ki elektrik direkleri çekiyoruz. Bu elektrik direklerinin arasında herhangi bir şey olmaması lazım. Yani ritmi bozan herhangi bir duygu, tekrarı bozan herhangi bir görüntü olduğu zaman bu ritim fotoğrafı olmaktan çıkıp farklı bir kompozisyon altında işlenmesi gereken bir fotoğraf oluşuyor. Birçok sanat dalında kullanılan ritim vurgusu, fotoğraf kompozisyonlarını oluştururken de çektiğimiz nesneyi etkili kılmak için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi dedik. Yalnız fotoğrafta kompozisyonumuz içerisinde bir ritim duygusu oluştururken, çektiğimiz objelerin peş peşe sıralandığında veya aynı düzlem içerisinde görüntülerken dikkat edilmesi gereken teknik konu şu, fotoğrafın her yerinin net olması lazım. Yani sıralı bir ağaç dizisini göz önüne aldığımızda veyahut da işte sıralı bir dubaları gözümüz önüne getirdiğimizde öndeki dubanın net olması, en sondaki dubanın da net olması ritim duygusunun vurgusunu arttıracaktır. Yoksa aradaki herhangi bir dubanın net olması ritim duygusunu değil de daha çok objeyi ön plana çıkaracağı için ritim duygusundan çok farklı bir kompozisyon altında işlenmesi gereken bir fotoğraf ortaya çıkar. Şimdi bu mekanı seçmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de şuydu. Buradaki koltuklardan bir ritim duygusu oluşturan fotoğraf çekmek istiyoruz. İstersen şimdi bir uygulama yapalım. Burada gördüğün gibi 5 tane koltuktan bir ritim duygusu oluşturmak istiyoruz. Koltukları en iyi görebileceğimiz açıyı seçtik. Kompozisyonumuzu oluşturduk. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi şu, ritim duygusunda mümkün olduğu kadar kısık diyafram kullanmamız lazım. Neden? Öndeki ve en arkadaki objenin, ritmi oluşturan objenin her ikisinin de net çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla kısık diyafram kullanacağız. Tabii ışık şartları burada çok önemli. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi yanımızda eğer bir tripod varsa işimizi kolaylaştıracaktır. Ama tripodumuz yoksa yapabileceğimiz şey asamızı yükseltebiliriz. Makinamızın el verdiği ölçüde işte 400, 800, belki 1600 asaları kullanarak birazcık daha enstantane kazandırabiliriz kendimize. Yani elimizle çekmek zorundaysak eğer birazcık daha hareketsiz görüntü elde etmek için enstantaneyi yükseltme adına asamızı yükseltebiliriz. Tabii burada grenleşmeyi de göz ardı etmemek lazım her zaman. Şimdi burada kompozisyonumuzu oluşturduk. Mümkün olduğu kadar net bir alan sağlamaya çalıştık. Net alanı arttırmaya çalıştık. Şimdi burada gördüğün gibi ritmi bozan herhangi bir şey yok. Buradaki koltuklardan bir tanesinin oturacak yeri açık olsaydı yahut da işte burada bir insan oturuyor olsaydı farklı bir kompozisyon oluşurdu. Yani ritmi bozan bir görüntü ortaya çıktığı için bu ritimli bir fotoğraf değil de farklı değerlendirebilecek bir fotoğraf oluşurdu. Yani arkadaşlar o tür kompozisyonları da bu tarz ritim fotoğrafı çekerken denesinler, ellerinde bulunsun. Sonra karşılaştırma yahut da seçerken farklı şekillerde de değerlendirebilirler. Fotoğraf tutkunlarının rehber programı Kadraj devam ediyor. Sırada sayısal görüntü işleme bölümü var.